Vallahi çok sıkıntı içindeyiz. Yani geçiremiyoruz. Yani bu almış olduğumuz maaşla çok sıkıntı içindeyiz. 10 milyarla maaşla ne geçinir? Yok vallahi ne alışveriş yapmamışım. Nasıl yapamıyoruz? Yapamıyoruz ki alışveriş. Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız alışverişi? Bir markete gidiyorsun, 7-8 milyon, 1 milyara yakın para gidiyor. Nasıl alışveriş yapacağız? İnsan bir alışveriş yapamadıktan sonra 2 senedir kendime elbise alamıyorum. Yok. Kalmıyor kendimizde. Ramazan ayı normalde huzur içinde geçmesi gerekirken bizim için sıkıntılı geçiyor. Her şey ateş pahası. Alışveriş yapamıyoruz. Önümüz bayram. Her şey sıkıntılı yani. Doğru söylüyorlar. Ne misafir davet edebiliyoruz ne kırmızı et alabiliyoruz. Tavukla idare ediyoruz. Dünya kadar fark var. Eskiden iyi kötü herkes alışverişini yapabiliyordu. Şu an insanlar alışveriş yapamıyorlar. Evlerine bir şey alamıyorlar. Nedeni belli. Hükümetin yanlış politikaları, döviz kur politikaları, faiz politikaları. Durum ortada yani. Yani ekonomik anlamda tabii ki zor geçiyor. Her şey çok pahalı ama gene bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Allah Ramazan nasıl paydar bas bu. Navalarını kalmışlarım, şu edipçerim. Kilavuz 500 lira da alacağım. Mevana işi mevana, perahana mevana koyacağım. Az dostinim de milyar para. Az çavga koyacağım. Önce kilo pibaza bitti var bu ve bir süpez var akı. Valla bu sancı ve ha bir süpez bakıyor. Benci bakıyor. Perat ne? O tüs bu hali ne? Ecepçi mi canım? Ecepçi onu seri kapacağım. Perat ne? Ramazan boş da bozdu böyle ama o tüştü. Tüştü tını ne yani? Tüçü... Tüçü bir şokali 5 milyon ki. Tüçü... Tını... Tüçü puşet ki... Tüçü molin o ki. Yani yek poşeti de keri 400-500 milyon da çe. Yo gusht rosta yani belki ve Ramazan خلاص به به نقل که گوشت کرے لے وقت پر ہب یو پنج نقنو شش نقنو منی کری یوب خورو ارم اف من خلاص بیا می نقل که گوشت بخوی نه یا اوجی اون یه میش کا یا شوی گوشت دی کیلو کیلو 280 بین 403 میلیون اکونومی کریز سفر در اکونومی کریز دیگه ملت تپسی آج در گیرو میسن زوقاق در دولاشیور دولاشیور نه بی اکمک آلیر گیدیور بی کیلو پرینج اولمیس 70 لیره بی کیلو ات اولمیس 500 لیره بی مارول 30 لیره اکونومی وار می بی سالاتلی 30 لیره بی توماتیز 70 لیره یعنی elinde ne alıyor 2 tane ekmek bir simit bir marul eve gidiyor. Bir patates, bir soğan da alamıyor. Yani ben 70 yaşındaydım böyle bir kriz görmedim daha. Ne kadar ki daha fazla zorlanıyoruz. Daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Sebebi nedir? Semedi baştaki adamlardır. Sebebi nedir? Başka ne olacak? Valla şu an 65 yaşındayım. İlk defa bu kadar ekonomi krizin böyle şey olduğu bir dönem yaşıyoruz hep birlikte. Bunun asgari ücretlisi de, bilhassa emeklisi de. Ben 8 sene önce yaklaşık emekli oldum. Şu an 2015 yılında aldığım maaşın yarısını alıyorum. Yani Avrupa'da fiyatlar takip ediyoruz tabii dünya gündemini. Fiyatlar gün geçtikçe düşerken nedense bizim ülkemizde bir tarım ülkesi olmasına rağmen bizde yükseliyor. Et kimse alamıyor yani. Acilen hükümetin bunlara bir çözüm getirmesi lazım. 300 dolar bir emekli maaşı olur mu bir ülkede? 300 dolar. Eski Ramazan'daki siz de belki görüyordunuz bu şey caddesi. Tıklım tıklım oluyordu. Alışveriş çok canlıydı. Görez caddesi. Tablacılar şey atıyordu burada giyiminden her şeyine, her türlü bayram şekerine kadar. Alım gücü gittikçe düşüyor. Sonumuz iyi değil yani. Ben İstanbul'daydım zaten 30 senedir işte. O yüzden buraya göç ettim. Kendi memleketime göç ettim. İleride bir terzi dükkanı açtım. Burada da şeyi İstanbul'la yarışıyor hemen hemen Siirt. Burada da fiyatlar aynı hemen hemen. Çok pahalı ya. Biz o kadar bile şey değiliz. Hani durumumuz Allah'a şükür biraz olduğu için. Yoksa öbür türlü insanlar nasıl geçiniyor ben de bilmiyorum. Çünkü çok pahalı her şey. Bak sigara olmuş 66. Geçen Ramazan'da mesela bir ayakkabı alıyordun 300 liraya. Şimdi 3000 lira. Değil mi? 2,5-3 bin lira. Yani şey yok yani. Kaliteli bir şey alır sana. Ama kaliteli alıyordun geçen Ramazan'da 300 liraya 400 liraya alıyordun. Değil mi? Çok fark var. Mesela çocuğa elbise alacaksın. Yani onlara ben kendim için demiyorum ama onlara alan baba
kendisini alamıyor bu sefer. Yani benim durumum iyi, yine de ben şikayetçiyim yani, evet, ekonomiden şikayetçiyim. Bir an önce Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Beji Azadi, şey için, özgürlük için, iyi bir yaşam için, ekonominin düzelmesi için o adamın gitmesi şart. Valla ülkenin durumu şu anda berbat. Ülkenin durumunu soracak olursak, ekonomik kriz bayağı bir inişe geçmiş. Kimse bir askeri ücrete geçinemiyor, doğrusunu söylemek istesek. Bir etin kilosu olmuş 450 lira burada. Yani insanlar bu durumdan pek de memnun değil. Akaryakıt almış başını gidiyor. Trafik sigortası almış başını gidiyor. Ev kiraları almış başını gidiyor. 2-3 sene oldu ben ev aldım kendime. Daha önceden kiradaydım. Allah kirada olanlara şu anda yardım etsin. Eskiden olsaydı mesela insanlar komşusunu çağırırdı, bir akrabasını çağırırdı. Ama şu anda maalesef kimse abisini daha çağıramıyor, evinde misafir edemiyor.